Efendim, maalesef operasyonda çok talihsiz bir şey yaşanmış. İnci Hanım'a sezaryen yaparlarken anestezik farkındalık yaşamış. 1/700 görülen bir durum. Maalesef en sık da sezaryen ameliyatlarında görülen bir durum. Sağ olun doktor bey. Geçmiş olsun. Açıklayayım. Genel anestezi uygulaması için hastaya 3 farklı ilaçtan oluşan bir kokteyl verilir. Birinci grup kas gevşeticiler. Bunlar solunum dahil bütün kasları felç ederler. İkinci grup ağrı kesicilerden oluşur. Hastanın acı hissetmemesini sağlarlar. Üçüncü grupsa hastayı asıl uyutan, dünya ile bağlantısının kopmasını sağlayan ilaçlardır. Anestezik farkındalık, bilinç kaybının tam oluşmaması durumudur. Hasta ameliyatta olduğunu bilir ancak ağrı kesiciler nedeniyle ağrı duymaz. Ve kas gevşeticiler nedeniyle hareket edemez. Zavallı kızım. Her şeyi duydum. Gördüm Polat. Biliyorum İnce. İlacı... beni tuttukları odada zerk ettiler. Niyetlerini anlamadım önce. Ne yapıyorsunuz? Bırakın. Kısa bir süre sonra hareket edemez hale geldi. Benim sedyeyle odadan çıkardılar. Konuştuklarını duyuyor. Görüyor ama kımıldayamıyor. Elbiselerimi makasla kesmeye başladılar. O zaman anladım ne yapacaklarını. Bağırmak, yalvarmak istedim ama sesim çıkmadı. Yeşil ameliyat örtülerini üstüme örttüler. Doktorun elinde neşteri gördüğüm an bir yandan acı çekeceğimden korktum. Bir yandan da bebeğim için endişelendim. Doktor, kıza ne olursa olsun ben o bebeği sağlıklı istiyorum. Canım acımadı. Ama ne yapıyorsa, nereme dokunuyorsa hissettim. Ne kadar sürdü bilmiyorum. Sonunda yavrumu çıkardılar. Ağlamadı önce. Çok korktum. Erken doğduğu için yaşamayacak sandım. Doktor
Ağlatmak için çok uğraştım. Sonunda o sesi duydum. Bebeğimiz ağlamaya başladı. Bebeğimiz yaşıyor Polat. Bebeğimizi bul. Bulacağım İnce. Oğlumu bulacağım. Çok mu su içtin? Hadi canım. Hadi bir aç ağzını. Evet çok güzel. Hadi. Bakalım. Çok dilini büyük uzat anneciğim. Evet dilimizi gösterelim. Doktor amcaya. Aferin. Aç bakayım. Çıkart bakayım dilini. Aç kocaman kocaman. Hadi çocuğum sırtına bakalım şimdi. Hadi açalım. Aç bakayım. Evet çok güzel. Aferin. Öksür. Öksür. Derin nefes al. Öksür. Hoş geldiniz. Beyefendi giremezsiniz. Hastam var biraz bekleyin. Bizimki daha acil. Anlıyorum ama hastam var başka bir doktora gidin. Biz senin bakmanı istiyoruz. Tamam tamam sakin olun. Çantamı alıp geliyorum. Verin cep telefonlarınızı. Çabuk. Doktor bey. Ne diyorsa yapın sakin. Yürü. Bak İzo, kardeşin, ne koyalım kardeşinin adını? Abisinin adı İzzet olduğuna göre. Polat mı koyalım İzo? Hı? Doktor, gel bakalım. Söylediğin adamı almışlar. Hakan Bey iyi bir çocuk hekimidir. En iyi şekilde ilgileneceğine eminim. Yani benim işim bitti diyorsun doktor. Olur mu ağam? Ben sizin doktorunuzum. Sizin dilinizi benden iyi kim anlar? Sen yoruldun artık. Dinlenme zamanın geldi. Ben sizin yanınızda çok iyiyim. Hiç yorulmuş hissetmiyorum kendimi. Yorma beni doktor. Yoruldun diyorsam yorulmuşsundur. Seni bir güzel tatile göndermek lazım. Aman İzzet ağa. Sana o kadar hizmet ettim. Doktor, yine yanlış anladın. Öbür tarafa değil, yurt dışına. Git eşyanı, pasaportunu hazırla. İsviçre'deki çocuklara haber verdim. Seni karşılayacaklar. Teşekkür ederim efendim. Amanam, Polat Alemdar bunu keklik gibi avlar. Polat'a oyalanacak bir şey lazım. Karısının karnından çocuğunu çıkarını alsın ki onunla oyalansın. Değil miyiz hoş? Hı? Siz İzzet'e nasıl ulaştınız? O bana ulaştı. İnce'ye karşılık para istedi. Bunu bana haber vermeniz gerekirdi. İnce'nin hayatını riske etmek istemedim. Davut Bey, siz İzzet gibi bir adama güvenilmeyeceğini iyi bilirsiniz. Benden bir şey saklamıyorsunuz değil mi? Polat, herkesin sorunları çözmek için bir tarzı var. Ben senin sorun çözme biçimine karışmıyorum, sen de benimkini sorgulama. Eğer söz konusu evladımın hayatıysa, ben her şeyi, herkesi sorgularım Davut Bey. Senin evladınsa benim de torunum. Enerjimizi çocuğu bulmak için harcamamız lazım şimdi. Birbirimizi sorgulamak için değil. Davut Bey. Yine de siz öğrendiğiniz her şeyi benimle paylaşın. Böylesi daha iyi olur. Hepimiz için.
Isındın mı? Senin yanındayım ya. Isındım. Çaydandır o çaydan. Beni sevdiğini sana söylettim ya. Artık istediğin kadar dalga geçebilirsin. Bana dalga deme. Karadeniz'de hamsileri yem olacaktık. Sen hangi atla hizmet atlıyorsun oradan? Kafamı bozma. Bu defa köprüden atlarım. Kızım, sevginin de bir sınırı var. Haliç Köprüsü neyse de... Boğaz Köprüsü için yaşlandım. Seni seven kaç yaşındaysa sen de o yaştasın. İhtiyar gibi konuşma. Öyle ilk günden onu deme, bunu yapma demeye başlarsan... ...seninle işimiz var. Hiç mi söz hakkım olmayacak? Tabii olacak. Ben sevdiğime karşı anlayışlı bir adamımdır. Benim dediklerime ne kadar doğru, ne kadar güzel diye yorum yapma hakkın var. Olsun. Sen beni sevdiğini söyledin ya. O sözün çok güzel, çok doğru. Selvi. Bak bu da çok güzel. Sen hep Selvi de. Başka isim söyleme. Bak bir de Meşe diyorum. Meşe. Kırdırtma sırtında Meşe'yi. Rahat ol. Artık bu ev senin evin. Bizim evimiz. Gelen ya misafirimiz ya düşmanımız. İkisine de eyvallah. Abi neredesin? Telefonun kapalı. Herkes seni soruyor. Telefonun bozuk Erhan. Geç içeri. Kapıda durma. Hoş geldin Erhan abi. Hoş bulduk Selvi'ciğim. Selvi, misafirimize çay ver. Geç şöyle Erhan. Abi hayırdır? Abiniz artık hayırlı bir yola girdi. Hepinizi arkamdan getireceğim. Artiz de dahil. Allah tamamını erdirsin de abi, biraz hızlı olmadı mı? Yaşlanıyoruz Erhan. Kaybedecek zamanımız kalmadı. Abi mutluluk senin de benim de hakkımız. Ben şahsen yanındayım. Tam gaz destekliyorum. Kızcağızın sana açılana kadar neler çektiğini ben biliyorum. Yapma ya. Bir tek ben bilmiyormuşum. Abi insanın sana duygularını anlatması, kendini kaldırıp bir yerden atmasından daha zor. Yaşar Ağa'yla barış yapmak lazım. Ne diyorsun anne? Adam geldi evimin önünde sıktı. Yaşar büyük yanlış yaptı. Ya da muhtemelen onun haberi bile yok. Yanlışı İlhan yaptı. Şimdi haklı olan, yani eli kuvvetli olan sensin. Eğer Yaşar Ağa'ya elini uzatırsan affetmiş olursun. Bu alemde affeden her zaman büyük olur. Oldu olacak, tekrar ısım olalım. Daha Yaşar'ı götürecek kadar güçlü değilsin. Gerekirse onu da yapacaksın güçlü olmak için. Günü gelene kadar sabretmesini bileceksin. Anne! Çakır! Polisler gelmiş. Mühim bir şey yok, şikayetçi değiliz. Bak anne. Seni almaya gelmişler. Normal. Herkes seni tanıyacaksa polis de tanıyacak. Dik dur. Taviz verme. Bekletmeyelim o zaman polis arkadaşları.
gidelim. Reis, birkaç gün bırakmazlar. Biraz eşya hazırlayayım götür. Oradan da ayrılmayayım. Tamam efendim. Ne oldu bir sen? Gel Leyla'cığım. Birazdan istihbarat bölge başkanı gelecek. Senin de burada olmanı istedim. Benimle ne ilgisi var? Soruşturmaları ben yapmıyorum canım. Siz yapıyorsunuz. Ha, öğreteceksin yani bize savcılığı. Hakim hanım, istihbarat bölge başkanı geldi. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Buyurun. Hakim hanım, dosyayı inceledik. Maalesef birçok haber elemanımız artık bizimle çalışmak istemiyor. Sizde görev yapan bazı şahıslar Gladio'ya hizmet ediyor. Savcı hanım, bu büyük bir itham. Neye dayanarak bunu söylüyorsunuz? Sorgulardan edindiğimiz kanaat bu. Türkiye'deki Gladio soruşturmasını itibarsızlaştırmak için örgütü kullanıp eylem yaptırıyorlar. Her kurumda bir Gladio var. Sizin kurumda yok mu? Ben kendi şahsımı konuşuyorum. Benim kimseyle bağlantım yok. Bizim ondan bir şüphemiz yok. Size de bu yüzden geldim. Bölgede, Irak'ta, İran'da, Suriye'de devlet olarak gerçekleştirmeye çalıştığımız bazı stratejik hedeflerimiz var. Bizi engellemek isteyenler, bölgede Türkiye'nin aktif rol almasını istemeyenler, devlet içinde, kurumlar arasında çatışma yaratmak istiyorlar. Göz göre göre suç işleyenlere karşı da işlem yapmayalım mı? İstihbarat elemanı diye adamların her türlü suçu işlemesine göz mü yumacağız? Siz El-Kaide'ye sızdı diye yargılanan CIA ajanı duydunuz mu hiç? Amerika bizi ilgilendirmez. Biz onların ne olduğunu iyi biliyoruz. Onun için de onların usullerini benimseyemeyiz. Bizim elemanlarımız gerekirse ölümü, gerekirse bir ömür hapis yatmayı göze almış adamlar. Suçunu sabit gördüklerinizi gerekirse cezalandırırsınız. Ama bunu kamu önünde yapmak hem vatandaşlarımızın, hem bölgede bize umut bağlamış insanların, hem de kurum çalışanlarının moralini, motivasyonunu bitirir. Bunu da en çok Gladio ister. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Gerekli hassasiyeti siz de, biz de gösterin. Biz teşekkür ederiz hakim hanım. Savcı hanım. Adamı bir dövmediğin kaldı. Bir sen ben vicdan azabından ölüyorum. Sen ne diyorsun? Vicdan azabından öleceğine git adamın yanında dur. Gelişme var mı usta? Yok Memati. İzzet'i küçümsemenin bedeli ağır oldu. Usta kendine haksızlık etme. Sen kimseyi küçümsemezsin. Bugüne kadar böyle şerefsizi görülmedi ki. Memati herif ameliyathane kurmuş, doğum yaptırmış. Ya bu nasıl bir psikopatlık ya? Elbet biz de ona bir ameliyat yapacağız usta. Usta sırası değil ama seni bilmen lazım. Selvi ile evleneceğim. Olması gereken buydu. Kızın gözü senden başka bir şey görmüyordu Memati. Sen ne zaman görmeye başladın?
Usta, ben de farkındaydım da kızı ölçüyordum. Çocukça bir heves mi yoksa gerçek mi diye. Ama bugün anladım. Kusura bakma, sana bu halinde bundan bahsediyorum. Memati, sen ol. Yapmak istediğin hiçbir şeyi erteleme. Usta, Nesrinler bir taraftan, Yaşar bir taraftan konuşup duracaklar. Sen mutlu olmana bak kardeş. Konuşur konuşur çenelerini yorarlar. Başka da bir şey olmaz. İtibarımıza gölge düşürmek istemem. Abisinin emanetine ihanet etti. Yeğeni sayılan kıza yan gözle baktı diyecekler. Allah'ın emriyle kendine eş alıyorsun Memati. Yanlış bir şey yapmıyorsun. Ben her zaman aldığın kararın arkasındayım. Usta, sen yanında olduktan sonra topla tüfekle gelseler umurumda olmaz. Abi, bunu kapının önüne atıp kaçmış bir motorcu. Senin gibi bebek katili değilim. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna. Uyandın mı sen oğlum? Gel bakalım. Hoppa! Ayıcını da aldık. Hadi gidelim odaya. Gel bakalım. Benim oğlum korkmaz. Değil mi oğlum? Bak, odamıza geldik. Hadi bakalım şöyle geç. Hop, bunu da koyalım. Bu kadar silah metropol için çok değil mi? Ne yapacağız bunlarla? Halkımıza dağıtacağız. Artık gerilla mücadelesi misyonunu tamamlamak üzere. Bundan sonra mücadelemiz devrimci halk savaşı şeklinde sürecek. Başkanım, burası bizim halkımız için kuracağımız devletin toprakları içerisinde değil mi? Sen bu metropolde bizim halkımızdan kaç nüfus olduğunu biliyor musun? TC'ye halkımız neredeyse mücadelenin orada olduğunu hissettirmek zorundayız. Tamam da başkanım, metropoldeki adam ne anlar savaştan? O zaten ekonomik savaş, geçim savaşı veriyor. İşte senle benim farkım bu. Sen şimdiki kuşakların derdindesin, ben gelecek kuşakların. Halkımızın çocukları evlerinde bu silahlarla büyüdüğünde o silahın özgürlüğü olduğunu anlayıp buna sarılacaktır. Başkanım, evine silah alamayanları ne yapalım? Silahlanmayı reddedenlere en güzel cevabı
bu silahlar verecektir. Ha, bu arada Feodal İzzet para gönderdi mi? Başkanım, İzzet'in başı belada. Polat Alemdar'ın çocuğunu kaçırmış. Rahat hareket edemiyor. Bana bak. Yerini bildirsin, acil görüşmem lazım. Alacağımız birikti. Eğer ödemeden ölürse Şahmaran Başkan faturasını bize ödetir. Anlaşıldı başkanım. İnsanların çelişkili kozmopolit. Hayırdır dayı? Sürer, o kitapta ne arıyorsun? İmdat, de bakalım. Opportunist ne demek? Onu öğrenmek için kitap okumaya ne gerek dayı? Haftada bir gıcık olduğum adamın kolunu bacağını kırıp gönderiyorum. Sayemde para kazanırlar, opportunistler. Bildiğin kırık çıkık doktorları dayı. Joker hakkını kullanmışsın? Yok dayı, onu en son kullanacağım. Son kararın mı? Safet! Sen söyle bakalım. Portalist, fırsatçı demek. Kendi şahsi çıkarından başka hiçbir şeyi önemsemeyen demek. Dedir mi imdat? Duydum dayı. Bir cümle içinde kullan. Misal ver. Saffet tam bir oportunist. Bunu kabul ettim say. Evet. Geldik ikinci soruya. Comprador ne demek? Dayı, Joker hakkımı şimdi kullanmak istedim. Bizim belediyedeki Nuri dayıyı aramak istedim. Son kararın mı? Oğlum, ben o Nuri'yi hiç sevmem. Hem Joker'in gitti, hem $1000 gitti. Ne o Zaza? Memurluk sınavlarına mı gireceksin? Sayende örgütçülerle iş yapmaya başladık. İmdata onların lisanını öğreteyim. Ha, bu yaştan sonra benim konuşacak halim yok. Sen onların jargonunu öğrenmeyeceksin Zaza. Onlara bizim jargonumuzu öğreteceğiz. İmdat! Onu de hele. Jargon ne demek? Ondan kolayı ne dayı? Her sabah kahvaltıda yarım kilo yediğimiz pastırmanın gavurcası. Danası var, hindisi var, tavuğu var. Dana, hindi. Saçma sapan boş şeylerle uğraşıp durmayın. Esas sen boş şeylerle uğraşsın. Örgüt elma mı ki ikiye bölüsün? Elma gibi ikiye değil Zaza. Ben örgütü nar gibi 1000 parçaya böleceğim. Aha, bunu bileyim dayı. Emperyalistlerin taktiği. Böl, parçala, yönet. Narda var lele. Narda var lele. Aman da aman. Hasta nerede? Hasta yok doktor. Hasta olmasınlar diye getirttik seni. Anlamadım. Bu İzo. O da kardeşi Polat. Bundan sonra bunlara sen bakacaksın. Muayene edip gideyim o zaman ben. Doktor, ben seni sevdim. Seni hiçbir yere bırakmam. Benim ailem var, hastalarım var, burada kalamam. Doktor, sen buradan canlı çıkmadıkça ne ailene faydan olur, ne de hastalarına. Onun için sen benim dediğimi yap, tosunlarıma iyi bak. Yoksa külahları değişiriz. Hadi bakalım, gel İzoş. Al bakayım bunu. (Gülüyor)
Aferin Cemal. Senin akıllı davranacağını biliyordum. Teklifini düşündüm. İki şartım var. Söyle bakalım, neymiş şartların? Birincisi, benimle temas kurmayacaksın. Gerektiğinde ben Zaza üzerinden temas kurarım. Çok önemli bir şey olursa yine Zaza benimle temas kuracak. Ya koskoca Zaza'yı ettiniz çift taraflı ajan. Ajan değil Zaza. Sen ara bulucusun. Birleşmiş Milletler gibi değil dayı. Ben arada kalmayı sevmiyorum. Tamam da senden başkası da bu işi kaldıramaz Zaza. O zaman bana kıramayacağın bir teklif yapın. İster kapalı zarf, ister açık usul. Bu işin sonunda büyük para kazanacaksın. Değişin. E o zaman ben sizin lafınızı bölmeyeyim. İmdat. Oğlum bak, ne yiyiler, ne içiler, hadi. İlk şartın tamam Cemal. İkincisini dinleyelim. Benim örgütteki yerimi korumam için İzzet'in yaşaması lazım. Ha, bak şimdi. Onu Azrail'le konuş diyeceğim ama bu saatten sonra o bile Polat'a engel olamaz. İzzet giderse örgütün para akışı alt üst olur. Bunun bedelini de bana ödetirler. O zaman senin tek şansın Polat'ın çocuğu. Polat çocuğunu alabilirse İzzet'in ömrünü biraz uzatabiliriz. Tilki yanlış kümese girmiş. Bu da gideceği o kümestir, ben size diyeyim. Koyun şöyle. Efendim, Davut Tataroğlu geldi. Salonu al, birazdan geliyorum. Emredersiniz. Sen sözünü böyle mi tutuyorsun? Benden istediğinizi fazlasıyla yaptım. Ne oldu? İzzet İnci Hanım'ı bırakmadı mı? O manyak kızımı ameliyat ettirip torunumu çalmış. Üzüldüm. Ama ben size verdiğim sözü yerine getirdim. İzzet'in ne yaptığı beni bağlamaz. İzzet hem seni hem beni rezil etti. Sen bana maval okuyorsun. Davut Bey, gelip benden iyilik istediniz. Geçmişte olanlara rağmen size iyi niyetle yardımcı olmaya çalıştım. Beni iyilik yaptığıma pişman etmeyin. Ben İzzet'le seni yaşadığınıza pişman edeceğim. Siz ikiniz aklınızca bana kumpas mı kuruyorsunuz? Sabrımın sınırına geldin, ileri gitme. Sana hatanı telafi etmen için son bir şans vereceğim. İzzet'i bul. Yoksa geçmişte yaptığımdan beter ederim seni. Ömrünün geri kalanını dört duvar arasında geçirirsin.
Polat Alemdar içeride mi? Haber vereyim. Abi Kara geldi. Haber var mı? Yok. Sen niye geldin? Örgütün yeni metropol sorumlusunu bizle çalışmaya ikna ettim. Ama işte bir sıkıntı var. Olmasa şaşardım. İzzet'le ilgili. İzzet örgüte mi sığınmış? Bir nevi öyle. Örgütteki adamım İzzet ölürse çok büyük yara alacak. Kara, sen kafayı mı yedin? Çocuğum İzzet'in elinde, sen neden bahsediyorsun ya? Polat Alemdar, şimdi ben bir şey söylemiyorum. Çocuğunu alalım ama İzzet'i öldürmeyi biraz ertele diyorum. Oldu. İstersen İzzet'i koruma altına da alalım. Benim için her şeyden önemli olan çocuğumun güvenliği. Ama örgütün sözüne itibar edemem. İzzet şerefsiz de örgüt şerefli mi? Ya şimdi örgütün durumdan haberi yok. Her şeyi benim adamım ayarlayacak. Kefili de benim. Oğlumu bulmama yardım edersen İzzet'in ölümünü ertelerim. Ama ben seni bilir, seni tanırım. Bir terslik olursa hesabını senden sorarım. Tamam. Ama bak, 3-4 ay yaşaması lazım İzzet'in. Tamam dedim Kara, uzatma. Git adamına söyle, çocuğun yerini öğrensin. İyi. Abi, yeğenimiz için her yolu deneyeceğiz tabii. Ama bunlarla pazarlık bitmez. Ne pazarlığı Abdülek, kalk. Yürü. Polat Alemdar'ın yarası kanamış. Gelsin bir daha baksın diyor. Zorla yaptırdı. Benim günahım yok. Senin aldığın nefes bile günah. Güzel kızım, senin hiç oyuncağın kalmadı. Bütün oyuncaklarını getirdin. Dede, sen bana alırsın yenilerini. Ama televizyonda gördüm, Van'daki çocukların hiç oyuncağı yokmuş. Müzik
Hoş geldiniz. Kusura bakmayın beklettiğim için. Merhabalar İlhan Bey. İyi kalpli kızım. Televizyondaki kampanyanızı görmüş. Oyuncaklarını toplayıp bana geldi. Dedeciğim bunları Van'daki kardeşlere gönderelim dedi. Özellikle çocuklarımızın duyarlılığı bizi çok sevindiriyor. Milletimizin yardımlaşma duygusu çok kuvvetli. Ama bazen biz büyükler çocuklarımız kadar duyarlı davranamıyoruz. Öyle maalesef. Oysa biz büyükler yıkılan her şeyi yerine koyabileceğimizi düşünürken çocuklarımızın yıkılan hayallerini, umutlarını hep göz ardı ediyoruz. Bu sebeple Türk Kızılayı Çekmeköy Şubesi olarak her çocuğa bir oyuncak kampanyası başlattık. Çok iyi düşünmüşsünüz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Deprem bölgesindeki o ağır şartlarda yapılabilecek çok güzel bir kampanya başlatmışsınız. Deprem bölgesinde şartlar gerçekten çok ağır maalesef. Şartlar ne kadar ağırsa yardımlaşmanın da o kadar kuvvetli olması lazım. Felaket sadece bir ilimizin değil, hepimizin felaketi. Bu felaketten dolayı mağdur olan insanlarımızı el birliğiyle ayağa kaldırmak lazım. Bu hem milli hem de insani vazifemiz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Abi, kara diğerlerine benzemez. Çok yaklaştı. Fark edecekler. Abdülhey, mesafeyi uzak tutarsak zaten kaçıracağız. Polatlar aynadan görünüyor mu? Yok abi, takip etmiyorlar. Sen şuradan kalabalığa gir. Polat illaki takiptedir. Şimdi ne yapacağız? Trafik sıkıştı. Kaldırıma çık. Geç. Hadi. Abi, sen sorarsın diye bir şey demedi. Hasta oldum biraz. Sen evde olsan ben sana bakardım. Biliyorum tatlım. Hadi gel Elif. İnci Hanım biraz dinlensin. Biz seninle sonra yine geliriz. Hayır, ben İnci'nin yanında kalacağım. Sen şimdi git.
Bir güzel dinlen ki ben eve gelince bana bakarsın. Tamam ama çabuk gel eve. Hadi. Hadi. Hüsnü Bey. Bir haber var mı? Çok şükür bebeğin sağlıklı olduğunu öğrendik. Nasıl öğrendiniz? Polat buldu mu oğlumu? Henüz değil efendim. Ama ismini ağzıma almak bile istemediğim 5 harfi terbiyesiz bebeğin kamera görüntülerini göndermiş Polat Bey'e. Benden nasıl saklarsınız Hüsnü Bey? İnce Hanım, CD'de inceleme yapıyorlar ipucu elde etmek için. Hüsnü Bey, yalvarırım bana o görüntüleri getirin. Yavrumu bir kez göreyim. Alın bunu. Abi nereden buldun bunu? Evinden. Abi nereye gidiyorsun? Abdül'e söyle konuştursun işler han. Abi Abdül'e yok. Nereye gitti Artis? Abi Polat abiyle çıkmışlar. Yorma beni Erhan. Gelince verirsiniz adamı işte. Abi gözünü seveyim. Polat abi darmadağın. Toparlayabilirsen sen toparlarsın. Oğlum ben bu halde ona destek olamam. Onun halini gördükçe aklım Ali Memati geliyor. Eminim o da beni görünce umutsuzluğa kapılıyor. Abi. Dön bakayım öbür tarafında. Ucuz kurtulmuşsun. Normalde ayağına da bir iki tane mermi sıkması lazımdı. E tabi Polat da yaşlandı. Abi ne yapacağız? Polat alemdar, eninde sonunda bulur İzzet'i. Bulamaz. Sen Zaza'ya haber gönder. Cemal'le görüşsün. Çocuğa zarar gelmeyecek biçimde İzzet'i kaldırsınlar. Abi örgüt çocuğu kullanmaya kalkmasın. Öyle bir şey yaparsa Cemal açığa çıkar. Bu riski göze alamaz. Hadi bin. Kiminle husumetin olduğunu bilmiyor musun kardeşim? Niye sıktılar sana? Alem der ki beni severse eğer. Kimseyle husumetim yok. Kimseden şikayetim yok. Yaşar Katırcı'yla husumetiniz varmış. Yaşar yaptırmış olabilir mi? Onu Yaşar'a sorun. Ben bana sıkanabilsem zaten burada dikilmem. Gider hesabımı kendim görürüm. Bana artistlik yapma. Sana ne soruyorsam adam gibi cevap ver. Benim kimseye verecek hesabım yok. İşleminizi yapın. Polat Bey, ben sizin ve çocuğunuzun hayatını kurtardım. Ben olmasaydım ne siz yaşardınız ne de çocuğunuz. Abdurey, doktor bey bayağı borçlanmışız. Borcumuzu öde. Al bu ilk taksidi. Sana yeterince borçlanmışım. Daha fazla borçlanmak istemem. Yapmayın! Yapmayın! 8 parmağın daha var. İzzet şerefsizinin nerede olduğunu söyle, kafana sıkalım. Bilmiyorum, bilmiyorum. Yemin ederim bilmiyorum. Gözlerimi bağladılar.
Nereye götürdüklerini görmedim. Hakan Biker, çocuk doktoru. İzzet onu aldırdı. Çocuğa bakması için. Muayenehanesi var. Oradan aldılar. Zeta, sen aklını mı kaçırdın? Ticaretine bakacağını TC'nin en kodaman adamıyla dalaşıyorsun. Bu da benim özel zevkim. TC'den bu kadar korkuyorsunuz da niye isyan ettiniz? Orada dur. Bizimkisi korku değil, taktik strateji. Senin feode sapkınların bizi ilgilendirmez. Ama ticaretimizi aksatırsan... o zaman mevzuya biz de dahil olmak zorunda kalırız. Sen canını sıkma. Akşama paran gelecek. Bu mesele benim şahsi meselem. Zeta, o hattın önemli bilmiyor musun sen? Hat koparsa Altay örgüte para gitmez. Biz böyle bir riski göze alamayız. Sen şu Alemdar'ın çocuğunu bize ver. Biz bu meseleyi çözelim. O artık benim çocuğum. Senin Feriştahın gelse alamaz. Canımı daha fazla sıkma, var git. İlhan, alt tarafı Mete'ye tavla oynamaya gidiyoruz. Bu kadar koruma ne? Sen bana bir tıfıldan korktu mu dedirttireceksin? Ağam, bu Pusattoy nerede ne yapacağını bilmez. Tedbirimizi alalım diye düşündüm. İlhan, Pusat yapacağı toyluğu yaptı. Sen ne toyluk yaptın, bana onu söyle. Ben ne yapacağım ağam? İlhan! Ağam, ben size sormadan bir iş ettim ama... Efendim, İzzet Ağa haber göndermiş size. Davut Bey'den aldığı paranın kalanını da gönderecekmiş. Uyanık İzzet. Kimden alacağını, kime vereceğini biliyor. Ne yapmamızı emredersiniz? Parayı gönderirse karışmayın. Efendim, Yaşar Ağa geldi. Hoş geldin Yaşar Ağa. Hoş bulduk. Bugün şanslı günümdeyim. Çok paranı alacağım. Para senin itin olmuş. Bugün hiç oynayacak moralim yok. Sana sözüm olmasa vazgeçerdim. Hayırdır? Kim bozdu moralini? Ya şimdi senin de moralini bozmayayım. Mühim değil. Yaşar, yenileceksin diye bahane uyduruyorsun. Ne bahanesi? Dünkü çocuk gelmiş bize posta koyuyor. Benim adamım da çocukluğa çocuk oluyor. Beni halime kepaze edecekler. Kim o çocuk? Pusat Çakır. Aklı sıra baba olmaya karar vermiş. Sen böyle küçük işleri kafana ne takıyorsun? Bizim çocuklara söylerim, alır ezerler. Bir daha da bırak mafya babası olmayı. Aile babası olmaya bile tövbe eder. Ben senin gibi bebek katili değilim. İnci Hanım, dikişleriniz. Sen benim çocuğumu öldürdün. Ama ben seninkini yaşatacağım. Üstelik de senden iyi bakacağım oğluna. İnci Hanım.
İnci Hanım. Doktor! Doktor gönderin çabuk! Bunlardan hiçbiri değil. İyi bakın. Sakal bıyık değiştirmiş olabilirler. Mücahit. Siz bakmaya devam edin. Efendim abi. Şu karşıdaki bankanın güvenlik kayıtlarını bir kontrol edin. Binayı cepheden görüyor. Tamam abi. Efendim Hüsnü. Efendim, İnci Hanım bayıldı. Düşerken dikişleri atmış. Ya niye ayağa kalkmasına izin veriyorsunuz? Efendim, psikolojik destek vermek için çocuğun CD'sini izlettirdim. Motivasyon fazla geldi. Manyak mısın lan sen? Alo. Alo. Manyak lan bu. Sesiniz gelmiyor Polat Bey. Alo. Savcı Hanım iyi günler. Hüsnü Bey yine kime ne oldu? Teessüf ederim Savcı Hanım. Benim telefonlarım dinlenmiyor mu? Ben bugün Polat Alemdar Bey'in hastaneden sorumlu sağ kol yardımcısıyım. Hemen gelmezseniz birazdan ben fena olacağım. Ne diyorsunuz Hüsnü Bey? Ne olacak size? Savcı Hanım, Polat Bey buraya geliyor. Bence size ihtiyacı var. Yoksa hırsını benden alacak. İşim var Hüsnü Bey, şimdi gelemem. Ne var be sen? Niye bakıyorsun öyle? Niye gitmiyorsun hastaneye? Vicdan azabından ölüyorum bir sen. Nasıl gideyim? Yapma Leyla. Seninle ne alakası var? Polat o an benim yanımda olmasaydı bunlar olmayacaktı. Senin bir suçun yok. Ama ola ki öyle hissediyorsun. Yine de yanlarında olman. Onlara destek vermek için elinden geleni yapman gerekir. Niye geldin? Sen cehennem ol git, hıncımı senden çıkarmayayım. Çıkar. Hiçbir yere gitmiyorum. Annem mi seni aradı? Dünyanın merkezi sensin değil mi? İlla her şey seninle alakalı olacak. Polat abim yok dedi. Lan Polat abimi kaldı. Adam oğlum diye inliyor. O inledikçe ben onun yüzüne bakamıyorum. Baksam da Alime Madden başka bir şey göremiyorum. Allah aşkına git. Ben gidince mesele çözülecek mi? Kızım, anlamıyor musun? Bittim. Alime Madden'in ateşi küllenmeden aynısını ustada görüyorum. Bunun için mi yalnız bıraktım buraya geldi? Ulan adam benim yüzüme baktıkça kafasını çevirecek. Senin oğlun öldü, benim oğlum da ölecek diyecek. Alime Madden öldüğünde
Polat abi senin yanında değil miydi? Her zaman benim yanımdaydı. O sırada Polat abi Elif'in öldüğünü biliyordu, değil mi? Evet. Peki sen Polat abiye bakınca demin söylediklerini mi düşündün? Ya. Memati. Daha çocuk ölmedi. Biri çökecekse o Polat abi, sen değilsin. Acıyı da sevinci de birlikte paylaşacaksınız. Kalk. Abi dediğin adamın yanına git. Sızlanacak zaman değil. Bu ne Selvi? Sen böyle ol. Ben seni sırf bu dünyada değil, öbür dünyada da severim. Efendim, İnce Hanım durumu gayet daha iyi. Gereken bütün müdahalelerin yapılmasını bizzat temin ettim. Sağ ol Hüsnü. Neden efendim? Abi birine patlayacaktı, sana patladı. Dur. Yakınlaş. Bu adamı tarat. Tamam. Bunu yazdır. Geçmiş olsun Çakır. Eyvallah reis. Pusat Çakır. Bizimle geliyorsun. İçeride ifademi verdim. Siz kimsiniz? O ayrı bu ayrı. Bir de biz alacağız ifadeni. Çakır yeni çıktı. Bir dinlensin. Sonra biz istediğiniz şubeye... Sen avukatı mısın onun? Alın bunları. Tamam reis, bir ifade de bunlara verelim, bir şey olmaz. Geldin Polat. Geldi efendim. Buz koyun gözünüze Hüsnü Bey. Koyuyorum efendim. Nerede Polat? İnce Hanım'ın yanında savcı hanım. Müzik
Yok mu bir haber? İnci? Kötü. Gerizekalı Hüsnü bebeğin CD'sini izlettirmiş. Ne CD'si? İzzet oğlumun görüntülerini çekip yollamış. Ben sizden iyi bakarım demiş. Hepsi benim yüzümden Polat. Ya bir de sen başlama Leyla. Tamam. Sen başla o zaman. Sen söyle. Her şey senin yüzünden Leyla de. Aklımı çelmeseydin senin değil İnci'nin yanında olacaktım de. İzzet şerefsizi karımı oğlumu kaçırmayacaktı de. Aklımı çelmedin. Ben hata yaptım. Çeldim Polat. Sen olmasaydın ben çoktan ölmüştüm. Sen bana yaşama ümidi verdin. Şey olursa ben buralarda duramam. Bir daha yüzüne bakamam. İnci'nin hamile olduğunu ilk öğrendiğimde çok üzülmüştüm. Ama bir taraftan da İçimden oh dedim biliyor musun? Benim Polat'a veremeyeceğim çocuğu İnci verecek dedim. Nasıl yani? Anlayamadım. Benim çocuğum olmayacak Polat. Olması mümkün değil. Neden? Hastalık geçirdim. Bu hastalık sonucunda da anne olma şansımı yitirdim. Bunu sana söylesem beni sevmezsin, istemezsin diye düşündüm. Bu dünyada en çok görmek istediğim şey sana benzeyen, senin gibi mert, yakışıklı, insanları seven ve onlara hizmet etmeye çalışan bir erkek çocuğa sahip olman. Ve onu Allah sana verdi. Ama ben her şeyi mahvettim. Eğer oğluna bir şey olursa kendimi asla affetmem. Hayatımda ilk kez korkuyorum Leyla. Elif'i kaybettiğimde evlat sevgisini bilmiyordum. Acısını bu ölçüde yaşamadım. Ama Elif'le birlikte babalığı tattım. Dünyanın en kıymetli duygusuymuş. Eğer Allah bana bir fırsat verirse çok güzel bir ailemiz olacak. İzzet Bey, buradaki koşullar bebeğin sağlığı açısından çok olumsuz. Seni niye getirdik doktor? Düzelt neyi düzelteceksin? Efendim, bebek prematüre doğduğu için gerekli koşulları burada temin etmemiz mümkün değil. Zaten ortam mikrop yuvası. Bir hastane ortamında... Hastane yok. Burada bakacaksın.
Çok riskli. Allah korusun bir enfeksiyon kapsa bebeği kurtarmamız mümkün olmayabilir. Doktor, hiçbir şey olmayacak. Bu bebeğe bir şey olursa seni dilim dilim keserim, haberin olsun. Usta içeride mi Erhan? Abi bedeni içeride ama kendisi yok. Memati müsaade et. Etmem usta. Memati müsaade et. Usta. Ali Memati'yi defnederken Allah'ını seven üstüme toprak atsın demiştim. Sen toprak atmadın, beni o mezardan çekip çıkarttın. Yanlış yapmışım Memati. Seni çıkartıp kendimi sokmam lazımmış. Usta, senin oğlun yaşıyor. Oğlun o şerefsizin elindeyken mi bunu söylüyorsun? Oğlunu kurtaralım, sonra kim mezaraca karar veririz. Vakit o vakit değil. Memati çok ağrıma gidiyor. Gitmez Musta. Bunca zaman geçti, benim hala ağrıma gidiyor. Diyorum ki silahı onca adamın kafasına dayadım, sıktım. Kendi kafama dayıyorum. Ali Memati'nin kokusu burnuma geliyor. Baba yapma diyor. Sen de oğlunu kucağına al, kokusu burnuna değsin. O vakitten sonra ölüm de yok, ayrılık da yok usta. Nasıl izin verirsin abini almalarına? Bostan korkulu musunuz siz? Yenge, dışarı çıktık, istihbaratçılar aldılar. Niye takip etmediniz? Takip etmeyelim diye karakol polisini aldırdılar. Gidin kimin aldırdığını öğrenin. Öğrenemezseniz de gözüme gözükmeyin. Geç. Bu kadar protokole gerek yoktu. Boşuna harcıyorsunuz zamanınızı benim için. Olur mu? Sen pusat çakırsın. Yeni babasın. Bizim için çok önemlisin. Ben bekar adamım. Ne babası? Bakalım baban kadar dayanıklı mısın? Baban da senin gibi geldi artist artist. İki gün sonra bir etek giymediği kaldı. Şuna babamın adını pis ağzına alma. Ne yapacaksan yap. Götürün bunu yiyeceğiz. Bir daha değil mafya babası, iskele babasıyım diye bile gezmesin. Son günlerde kamuoyunda örgütümüzün TEC'nin derin ajanlarıyla işbirliği içerisinde bulunduğuna, güya yeni yapılanmamızın taktik ve stratejilerini bu ajanların oluşturduğuna dair haberler çıkmaktı. Başkanım, bunlar TEC'nin dezenformasyonları. Akıllarınca psikolojik harekatla halkımızın ve örgütümüzün moral motivasyonunu bozmaya çalışıyorlar. Öyle değil Cemal arkadaş. Önderliğimizin hayat hakkı ve iletişim kanallarının açık tutulabilmesi için böyle bir taviz verilmesi gerekiyordu. Fakat bugün gelinen noktada olay kontrolümüzden çıktı. TC ajanlarıyla emperyalist devletlerin ajanları içimize cirit atar hale geldiler. Sen metropolde sıcak, rahat ofisinden bakarak değerlendiriyorsun. Kandil'de sadece silahlı gücümüzle durmuyoruz. Önderliğimizden bize kalan diplomatik kıvraklıkla kendini devrim adamış arkadaşları orada tutabiliyoruz. Her devrim hareketi gibi biz de mücadele ettiğimiz emperyalist DC'ye karşı diğer emperyalistlerle, Amerika'yla, İsrail'le, Rusya'yla da kısa ve orta vadeli çıkar ilişkilerine girdik.
girmeye de devam ediyoruz. Bu ilişkiler sayesinde TC'ye büyük zararlar verebildik. Ancak diplomasi yanlış kişiler tarafından uygulanmaya kalkıldığında bize dönen bir silah haline gelir ki buna asla müsaade etmem. Bir takım TC ajanları diplomasi bahanesinin ardına sığınarak kendilerini kurtaracaklarını sanmasınlar. Hainlerin sonu ölümdür. TC'nin ajanları nasıl Gladio'ya hizmet ediyorsa sen de Gladio'ya hizmet ediyorsun. Önderliğin ve diğer arkadaşların artık bunu bilmesi lazım. Onlar TC üzerinden hizmet ediyorlarsa sen de İsrail üzerinden hizmet ediyorsun. TC ajanları kendilerini çabuk ele veriyorlar. Öyle değil mi Cemal arkadaş? Evet başkanım. Kenara çek. Bir 10 gün önce taşındı abi. Nereye taşındığını söyledi mi? Yok abi. Tamam koçum, sağ ol. Ne oldu Cahit? Bir şey çıktı mı görüntülerden? İzzet'in bir adamını tespit ettik. Verilen adrese geldim ama 10 gün önce apar topar kaçar gibi gitmiş. Nereye gittiğini kimse bilmiyor. Tamam Cahit, sağ ol. Bir dakika beklesen. Abi, Cahit doktoru kaçıran adamlardan birini tespit etmiş. Ama yerini bulamıyor. İleriden soldan dön. Nereye abi? Kör bir umudum var. Ona bakacağız. Cahit, Beykoz istikametine doğru yola çık. Ben seni sonra ararım. Tamam, geliyorum. Yenge, Çakır'ı gayri resmi almışlar. Hiçbir şubenin haberi yok. Aldıran kim? Mete'nin eski ekibinden bir müdür. Yenge, siz görüşürseniz Mete sizi kırmaz. Saçmalama. Yenge, Çakır'ı harcarlar. Senin alındığını söylediler. Dedim ki karışmayın yeğenime. Rahmetli babanın dilinden bir ben anlarım. Gelip bir de seni ben göreyim dedim. İyi.
İyi bak o zaman. Hala yaşadığına göre rahmetli babam seni unutmuş. Ama ben unutmayacağım. Rahat ol. Kendini kasma. Unutmaman için ben gerekli her şeyi yapacağım. Tırsma Necmi, tırsma. Sana gelsem tek gelirdim. Bu İzzet'in bir adamı varmış. Adı neydi Cahit? Talat abi. Tır şoförüymüş İzzet'in yanında. Nerede oturur? Ben nereden bileyim abi? Ne vuruyorsun abi ya? Vurunca evin adresi mi gelecek gözümün önüne? Dur abi. Gözünü dört aç diye vuruyorum. Bir saatin var. Bir saate öğrendin öğrendin. Yoksa kör gözünü oyarım, bir daha beni göremezsin. Abi bu Necmi geri gelmeyecek. Otur Abdülay, gelecek. Necmi beni görmeden yapamaz. Abi bizim bulamadığımız adamı kör Necmi mi bulacak? Bu alemde bazılarının işi bu Cahit. Bu işten para kazanıyorlar. Ya abi bir de bu köre para mı vereceksin? Herkes Necmi kadar faydalı olsun, parasını hak etsin, ben bütün paramı veririm. Abi buldum, adres bu. Necmi'ye geç kaldığın için parandan kestim. Bu sefer yarısını vereceğim. Abi göz hakkı. Lan. Efendim, Mete Bey'e ulaşamıyorum. Bir daha dene. Efendim, aralıksız arıyorum fakat cevap vermiyorlar. Geri de dönmüyorlar. Tamam kızım. Tuğrul geldi mi? Dışarıda bekliyor efendim. Söyle gelsin. Buyurun Tuğrul Bey. Bu dosyayı en iyi muhabirlerinden birine ver. Hemen başlayarak yazı dizisi yapsın. Hadi ne duruyorsun be adam? Davut Bey, bu dosyayı yayınlarsak Mete kadar biz de yıpranırız. Bu saatten sonra hiçbir şey umurumda değil. Mete'nin en korktuğu şey cezaevine girmek. Onu bugüne kadar kimse sokamadı. Ama ben sokacağım cezaevine. Abi. Ne yapıyorsunuz? Kimsiniz siz? Ne oluyor?
Kocan nerede? Burada değil. Nerede? Asa'nın yanına gitti. Nerede olduğunu bilmiyorum. Temiz. Ara. Ara dedim. Ya kaç kere söyledim şurada telefon açma diye. Efendim. Alo. Alo, ne oldu? Yeri tespit edin hemen. Beni iyi dinle. Dediklerimi yapmazsan karınla çocuklarını bir daha göremezsin. Anladın mı? Anladım. Yanında kimse var mı? Evet. Kimseye bir şey belli etmeden karınla konuşuyormuş gibi konuşmaya devam et. İşim çok. Bu gece beni bekleme. Hadi şahit. Ne diyorsam onu yap. Ağa geliyor. Sakın kapatma. Kapatma. Hadi çabuk. Siz de telefonla konuşmayacaksınız demedim mi lan? Ağam çocuk hastaymış. Götürsün bir doktora. Sen ne yapacaksın ki? Öyle dedim ben de ağam. Doktora malzeme lazımmış. Gidin halledin hemen. Baş üstüne ağam. Bulduk ağam. Nesrin'cim her zamanki gibi çok güzelsin. Teşekkür ederim. Kadınlarla nasıl konuşulacağını her zamanki gibi iyi biliyorsun. 20 yıldır senden başka hiçbir kadına tek bir güzel söz etmedim. Sevdiğimi unutmamışsın. Seninle ilgili hiçbir şeyi unutmam. Fırsatı duydum. Çok üzüldüm. Ama bir şey yapmadın. Ben 20 yıldır senin bana gelmeni bekliyorum. Fırsat için araya girseydim buraya gelmezdim. 20 yıl. Bir insanı unutmamak için uzun bir süre. Bazı kadınlar zamanla unutulur. Bazı kadınları unutmaya bile değmez. Senin gibi kadınları da insan unutmak istemez. Aziz. Pusat Çakır'ı almışlar. Görüşün, hemen serbest kalmasını sağlayın. Emredersiniz efendim. Teşekkür ederim. Bu iyiliğini hiç unutmayacağım. Bak, 20 yıl sonra ben de unutulmaz oldum. Thank you.
bir örgütçülerin ne işi var burada? Ezzet onlara sığınmış Abdülhey. Yürü gidiyoruz İzzet ağa. Senin şahsi manyaklıkların yüzünden koca örgütün para trafiğini riske atamam. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Ne istiyorsanız yapın. İzzet, kafana sıkmamak için dişimi sıkıyorum. Ama artık sabrımın da bir sonu var. Ulan örgüte 3 günde $15 milyon zarar ettirdin. Yürü adam gibi işinin başına. Doktor, çocuğu hazırlayın, gidiyoruz. Kollateral Endar ve adamları baskın verdiler. Çocuğu siz alın. İzzet, biz çıkıyoruz. Çocuğu almadan çıkmam. Yürü dedim. Alın çocuğu, hadi. Ne yapıyorsunuz? Öldürecek misiniz çocuğu? Kuvvetle gitmesi lazım bu çocuğu. Alın şunu. Çıkıyorum. Şunu. Hadi. Bebeği almadan çıkmayın. Hadi. Dur, yapma. Çekil be adam. Silahlarınızı. Yaklaşmayın, bebeği vururum. Tamam, sakin ol. İndireceğiz silahlarımızı. İndirin dedim. Söz veriyorum, bebeği bırakırsan gitmene izin vereceğim. Gelme, indir silahını. Çocuğu bırak, silahlarımızı indirdik. Buradan sakince çıkacağım. Bana karışmayacaksınız. Yoksa bebek ölür. Yapma! Mm-hmm.